1 Mayıs 2013 günü. Balıkesir Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yapılıyor. Saygı duruşu durmuyor musunuz? Meydanda bir grubun İstiklal Marşı okunurken slogan atmasından dolayı tartışma çıkıyor. İşte o grubun içindekilerden biri, Ankara'yı kana bulayan canlı bomba Seher Çağla Demir. Saygı duruşu durmuyor musunuz? Ankara'da 37 insanı katleden canlı bomba Seher Çağla Demir, 1992 yılında Kars Kağızman'da doğdu. Ailesi 90'larda Marmara Ereğlisi'ne yerleşti. Marmara Ereğlisi Lisesi'nde bilgisayarlı muhasebe okudu. Ardından 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü kazandı. Birinci sınıfta başarılı bir öğrenci. Başarılı ki bölümünde ilk %10'a girip İkinci öğretim öğrencisi olduğu halde birinci öğretim statüsünü kazanma imkanı elde etmiş. Yine ikinci sınıfın güz yarı yılına kayıt yaptırmış, ara sınavlara kadar devam etmiş. Ara sınavların notlarını da baktığımızda orada da başarılı gözüküyor. Kasım ayından sonra da artık yok olmuş, devam etmemiş. Nitekim 2013-14 ders döneminin bahar yarı yılına da kayıt yaptırmamış. Artık Kasım 2013'ten 2015'e 2 sene aşkın zamandır bu öğrenci üniversitemizde ilişkili bulunmuyor, ilişiği kesilmiş. Üniversitemizin böyle bir olayda adının geçmesi bizi üzüyor. Güvenlik kaynakları Demir'in üniversitenin ilk yıllarında PKK'nın üniversite yapılanmasıyla ilişkiye girdiğini söylüyor. Müzik 2013 yılındaki bu meydanda bir gösteride terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 4 arkadaşıyla beraber tutuksuz yargılandığı dava hala sürüyor. Aynı davada müşteki olan Cemil Demir ise Seher Çağla Demir'in babası. Yani babası kızını kurtarmak için kendisi şikayet etmiş. Canlı bomba Seher Çağla Demir'in Taksim Talimhane'de Haziran 2013'te stajını yaptığı turizm ofisinin olduğu caddedeyiz. 2013 yılında Balıkesir'deki olaylı 1 Mayıs'tan sonra Haziran 2013'te yani tam da gezi zamanında Taksim'deki bu turizm şirketinde bir ay staj yapmış. Demir 2013 Mart'ında babasına Nevruz için Diyarbakır'a gittiğini söylemiş. Ama anlaşılan o ki Nevruz'da Öcalan PKK'ya silahlı mücadele bitti mektubu okurken Balıkesir'de turizm okuyan 20 yaşındaki bir kız öğrenci de PKK'ya katılmış. Yine güvenlik kaynakları Demir'in 2013'ün son aylarında Suriye'ye geçtiğini söylüyor. Son olarak ailesini oradan aramış. Bir daha da ailesi ondan haber alamamış. Yani özetle Türkiye çözüm sürecini konuşurken 20 yaşında bir kız PKK'ya katılıp canlı bomba olmuştu.